Gördüğünüz gibi elimde hiç açılmış bir deste var. İlk kez şu an desteği. Ben açıyorum. Ve kartları elime boşaltıyorum. Şimdi bayanlar baylar, hiç açılmamış bir deste 52 karttan oluşur ve kartlar sıralı bir şekilde bulunur. Kutunun içinden 52 kart dışında ekstradan 2 tane joker, 2 tane reklam kartı ve aynı zamanda destenin en altında 2 tane joker bulunur. Bugün toplamda 56 kartla yapacağız bu gösteriyi. Ama tabii jüri üyelerimiz artık senelerdir sihirbaz izliyorlar ve kim bilir kaç kere deste karıştırdınız, haksız mıyım? O yüzden desteği bu ritüeli bozmayacağız, yine size karıştıracağım. Acun Bey, bir kısmını size veriyorum, lütfen karıştırın. Hülya Hanım, bir kısmını size veriyorum, karıştırın. Eser Bey, siz malum ilk seneniz, yenisiniz. O yüzden size iki tane kart veriyorum, siz de bunları karıştırın. Benim için karıştırdım abi. Bitince masanın üstünü bırakabiliriz. Tam anlattım. Yavaş yavaş mı ısınırım diyorsun? Karıştırım Eser, olayını. Espriler tam istediğim gibi. Evet. Acun abi mi yazdım elini? Evet. Yeteri kadar karıştığını düşününce petin üzerine bırakabiliriz. Bana biraz daha zaman verirsin. Tabii ki tabii. Tamam. Desteği bir kez de ben sizin önünüze karıştırıyorum. Ve destenin karışmış olduğunu herkese gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yandaki ekranlardan da çok net bir şekilde görebilirsiniz karıştığını. Eser Bey. Buyur abi. Gösteride bize yardımcı olmanızı istiyorum. Olur. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok, ne demek? İstediğiniz bir kartı dokunun. Hangisinin olduğunu hiçbir önemi yok. Dokunayım. Evet. Hangisi şu kart. Tamam. Evet. Kimsenin görüp görmemesi, ya bizim görüp görmemiz çok önemli değil. Bakın kartı, açın. Ve buradaki kalemle, büyük harflerle okunacak şekilde bir imza atın. Daha sonra adınızı yazın. Bir imza atayım. Evet, daha sonra adımı yazın. Adınızı yazın. Ha. Büyük bir şekilde yapalım ki herkes görebilsin. Mükemmel. Şöyle ekranlara göstereyim kartı. Gösteriyorum. Bir kez daha gördünüz. Şimdi destenin arasına kartı koyuyorum. Net bir şekilde görebilirsiniz. Ve destenin arasına kartı itiyorum. Şu an bu kart destenin arasında herhangi bir yerde olabilir. Bu gösterinin en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? İki tane husus var bu gösteriyi yapabilmek için. Birincisi hız, ikincisi ise teknik. Ve gösteri yapabilmemiz için kalan kısmında Acun Bey bize yardımcı olacak. Acun Bey, sizden zaman tutmanızı isteyeceğiz. Burak birazdan burada gördüğünüz desteği 10 parçaya bölmeye çalışacak. Ve bu 10 parçayı 10 saniye gibi bir zamanda yapmaya çalışacak. Maksimum 10 saniye. Sizden de tek istediğim şey, burada bir tane kronometre var. Buradan zaman tutacaksınız. Buyurun Acun Bey. Şimdi ben bu desteği alacağım. Ona böleceğim Kıvanç'ın anlattığı gibi. Siz kaç saniyede böldüğümü hesaplayacaksınız. Sağ taraftaki tuşa basarsanız ilk başta. Tamam. Pekala. Tamam dediğim zaman durduruyorsunuz. Tamam. Anlaştık mı? 1, 2, 3. Başlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durdurun Acun Bey. Kaç saniye oldu? 6.97. 6.97 çok iyi bir zamanlama. Şu an salondaki herkes normal bir desteği 6 ya da 7 saniyede ona bölünebileceğini düşünebilir. Ama sadece ona bölmedim. Bakın. Birinci böldüğüm yerde sadece bir tane kart var. İkinci böldüğüm yerde 1, 2. Üçüncü böldüğüm yerde 1, 2, 3 kart. Dörtte 1, 2, 3, 4 kart. Beşte 1, 2, 3, 4, 5 kart. Altıncıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve son olarak 10'daysa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kart var. Sadece bu kadar değildi. Birinci böldüğüm yerdeki en üstteki kart sizin karıştırdığınız desteydi biraz önce. Sadece siz karıştırdınız. Sizin karıştırdığınız destede birinci böldüğüm yerde maçı az. İkinci böldüğüm yerde maçı 2. Üçte maçı 3. Maça 4. Maça 5. Maça 6. Maça 7. Maça 8. Maça 9. Ve son olarak da maçı 10. Tekrar ediyorum. Biraz önce sizin karıştırdığınız desteydi ve maçı az'dan maçı 10'a kadar buradaki bütün kartları
Ya daha doğrusu çıkarttım. Şimdi destede fazla olan bazı kartlar var. Şimdi şu şekilde açarsam. Destin içinde tamam. Ekstradan 4 tane kart olduğunu söylemiştim. Bunlardan 2 tanesi reklam kartı, 2 tanesi de Joker'di. Önce reklam kartlarını, daha sonra Joker'leri çıkartalım. Maça aslan maça ona kadar sırada maça vale, maça kız ve maça papaz. Biraz önce desteği siz karıştırmıştınız değil mi Acun? Evet. Şimdi bir kere de hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın diye ben karıştıracağım. Ve karıştırdığımda da bunu size göstereceğim. Bakın. Şu an kartları açtığım zaman iç içe geçtiğini herkes görebiliyor. Kapatıyorum. Ve son bir kere de şöyle bir şey yapalım. Karıştığını herkes görsün. Değil mi? Kameralarda görebildim mi acaba? Gördüm, gördüm. Tamam. Şimdi kartları... çömüleceğim. Ve bir destede 4 tane çok güçlü kart vardır. Maça as, kupa as, karo as ve sinek as. 3'e böldüm ve en alttaki kart karo as. Daha sonra kupa as ve son olaraksa sinek as. Ama daha etkili bir şey var. Sineklerin hepsi sizin ve benim karıştırdığım destede sinek papazdan başlayarak sıralı bir şekilde destede. Son olarak kupalar sıralı bir şekilde destede ve karolar sıralı bir şekilde destede. Yuh! Atacak bir şey bulamadım da pardon. Ama daha bitmedi. Ama bitmedi. Bakalım Hülya Hanım şimdi ne atacak? Çünkü destenin içinde bayanlar baylar baktığımız zaman sadece bir tane kart yok. Eser Bey, imzaladığınız kart hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Karo vale. Ve burada karo kızın ve karo onun arasında yok. Haksız mıyım? Doğru. Nerede biliyor musunuz? Az önce burada bir kese vardı. Keseyi açıyoruz. Ve kesenin içinde bayanlar baylar bir buz kalıbı var. Buz kalıbı. Ve her yeri kapalı. İçinde bir tane kart var. Ve o kart, Eser Bey, sizin kartınız mı? Ne? Dokunur musunuz Acun Bey? Sağlam bir buz kalıbı. Eser Bey, bunu biz yapmayacağız. Bunu siz yapacaksınız. Oğlum, kartınızı... bütün işleri bana yaptırdınız ya. Tutuyorsunuz buzu. Evet. Aynen bu şekilde. Kırıyorsunuz. Kırın. Bravo. Bravo. İşte bu içinde bir kart var. Kartı herkese gösterin. Sizin kartınız mı? Vallahi benim kartım. Çok sağ olun.